Yeni teknolojiler eskinin yerini alsa da nostalji severler ise eskiyi canlı tutmaya devam ediyor. Kayseri'de plak ve kaset başta olmak üzere nostaljik ürün satışı yapan Fatih Yumuk, son zamanlarda nostaljik ürünlere eğilimin arttığını, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti. Kayseri halkının nostaljiyi sevdiğini söyleyen Fatih Yumuk, kaset üretiminin bittiğini ancak plak üretiminin yeniden başladığını vurguladı. Nostalji olarak daha çok plak satışı yaptıklarını ifade eden Yumuk şunları dile getirdi. Aşağı yukarı 25 senedir müzik sektöründe iş yapıyoruz. Burada da 15 senedir bu dükkanda faaliyet gösteriyoruz. Bu çarşı içerisinde bizim 6 tane dükkanımız var. 4'ü müzik sektörü üzerine. Yani hepimiz akrabayız, kuzenlerim, dayılarım falan. Hep beraber bu işi yapıyoruz. Genel olarak müzik satıyoruz, elektronik eşya satıyoruz. Bu son gündemde de hani plaklar moda oldu, kasetti, plaktı. İnsanlar nostaljiye biraz daha eğilim göstermeye başladı. Moda olduğu için hani biraz daha müzik sektörü her zaman zaten ölmez. Müzik ölmez yani. Kasette, plakta işte insanlar biraz daha nostalji eğilim gösterdikleri için biraz daha son 2 senedir aşırı ilgi gösteriyorlar. Plak da satıyoruz, kaset de satıyoruz. Ama kasetlerin üretimi bitti. Şu anda plaklar yeniden üretime başladılar işte. Bütün eski sanatçılar nostaljik plaklarını falan üretiyorlar şu anda. Plak daha çok satıyoruz. Şimdi koleksiyon yapanlar da var. Bu işin hastaları çok farklı insanlar. Kaset biriktirenler, aynı kasetten 10 tane 15 tane alıp hani sadece koleksiyon yaptığı için biriktirenler de var. Bir de bunun zevki ayrı bir şey zaten. Bu sonradan pikaplar falan plak çalarlar üretilmeye başladı yeniden. Yani nostalji bu ayrı bir şey ya. Ya genel olarak yaş aralığı 20 ile 40 45 yaş aralığında. Yani gençler biraz daha fazla ilgi gösteriyorlar tabii. O şekilde. En çok hani bilindik sanatçılar olduğu için bir de son gündemde hani Bergen'in filmi çıktığından dolayı Bergen'e biraz daha yoğun ilgi var. Onun haricinde işte Neşet Ertaş zaten. Yani Türkiye'nin, Bozkır'ın, Anadolu'nun efendisi. Yani Neşet ağırlıkta, Bergen, Müslüm olsun işte. Genelde hep bilindik eski nostalji sanatçılar daha fazla satıyor. Onun yanı sıra gençler de biraz daha bu yeni dönem sanatçıların da plaklarını basıyorlar zaten. Gençler de onlardan şey yapıyorlar. Onlar da satılıyor. Yani genel olarak hepsinden satıyoruz ya. Normal plaklar 200'den başlıyor. 200-300 arasında albümüne göre, sanatçısına göre, firmasına göre değişiyor. Genelde hani firmasının belirlediği fiyatlar oluyor zaten. Kasetlerde üretim bittiği için aşağı yukarı 50 liradan falan başlıyor. 100, 150, 200. Yani sanatçısına göre, üretim durumuna göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Tabii. Hani o yönden hiç sıkıntı yok. Adam zamanında almış, kullanmış, artık hevesini almış, bitirmiş, isteğe gitmiş. Ya elinde de fazlalık gibi oluyor, yer kaplıyor diyor. Biz öyle getirenlerden de mallarını alıyoruz işte, kasetini, planı hepsini alıyoruz ya. Tabii. Yani sürekli her mal gelişinde yani aşağı yukarı 2 haftada, 3 haftada, bir ayda bir her yeni mal yazdırışımızda sürekli artıyor fiyatları. Dolar endeksli olduğu için sanırım yani her şeyin arttığı gibi bunların da fiyatı artıyor sürekli. Ya bu zevk işi şimdi hani müzik ayrı bir şey. Bunu dinleyen insanlar da zaten hani plak çalar olsun, kaset çalar olsun hepsine yoğun ilgi gösteriyorlar. Ya müzik ölmez, müzik her zaman hayattadır. Bir de sürekli yeniliği olan bir iş olduğu için bunun şeysi yok. Canım hani bunlar yeni baskı zaten bu gördükleriniz. Bir de bunların eskisi var. Bunlar büyük olanlar, bir de bunların eski ufak olanlar var. Bir plakta 2 şarkı olanlar var. Onlar da şu şekilde mesela. Bunlar ilk çıkan plaklardan, eski plaklardan. Bunların da 2 şarkı olur. Bir yüzünde 1 şarkı, diğer yüzünde 1 şarkı olur. Bunlardan da işte ellerinde olup da getirenlerden alıyoruz. Bunlardan özellikle isteyen olanlara da bunlardan da satıyoruz. Bunlarda da çeşit çok öyle. Yok eski biraz daha pahalı oluyor ya. Ama bunlar kullanılmış olduğu için normal yeni baskı plaklara göre biraz daha ucuz oluyor tabii. Ama işte dediğim gibi sanatçısı albümlerine göre fiyatlar biraz daha farklılık gösteriyor ya. Eski olduğu zaman daha pahalı oluyor.